Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hotwheels markasının BMW serisini inceleyeceğiz. Daha doğrusu BMW M serisini inceleyeceğiz. Bu seriyi Türkiye'de kutu açılımını ve incelemesini yapan ilk kanalımız arkadaşlar. Yani Türkiye'de ilk. Daha önceden bunun resimlerini hem Instagram kanalında hem de YouTube kanalından paylaşmıştım ama kutu açılımını yapmamıştık. Kutudan çıkarmayı pek düşünmüyordum. Ama nereye kadar çıkarmayacağım diye kendi kendime söyledim ve hem sizler için hem paylaşım olsun hem de güzel bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar izin verirseniz kamerayı şöyle koyayım. Biraz önce biraz rahatsızım da bir teknik hata oldu. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim gibi videonun başında da BMW'nin M araçlarından oluşan 8 adetten oluşan bir serisi bu. 8 araç var. Hepsi burada M serisi. Sadece motoru da tabii o da M'leri yok onların. Şimdi birinci aracımız BMW'nin M1 modeli. Şöyle açtığımızda bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar M1 modeli ilk M modellerinden. Biliyorsunuz BMW'nin M modelleri M Performans, M Teknik şeklinde ayrılıyor. Ve bu araçlarda performans açısından daha kuvvetli, daha güçlü araçlar olarak yapılıyor. Ve özel aerodinamik parçalarında değişiklik, iç aksesuarlarında ve dış aksesuarlarında değişiklikler oluyor. M modelleri BMW'nin en çok tercih edilen ama tabii diğer modellerine göre biraz daha pahalı olan modellerdir. Şimdi birinci aracımız M1 modeli. Bir şöyle zoomladığımızda Hotwheels'in çıkarmasını görüyorsunuz. Araç biraz 850'ye benzer bir tarzda. BMW logosu, farların gömülü olduğunu görüyorsunuz. Burada bir havalandırma hızlısı var. Arkada güzel bir böyle o zamanın artık gölgeli mi diyelim, güneşlik mi diyelim ya da işte aksesuar olarak yapılmış bir şey var. Arka tarafa geldiğimizde stopları görüyorsunuz. Araç aslında bordo. Sarı ve beyaz çizgiler çekilmiş. Jantlar güzel, günümüzde de hala bu jantlardan var ve offsetle önler küçük, arkalar büyük, dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Evet, araca şöyle baktığımızda gerçekten bir 850 havası var uzaktan da olsa. İç detayına geldiğimizde fazla belli olmuyor ama yine de güzel yapılmış, güzel çalışılmış arkadaşlar. Birinci aracımız buydu, BMW'nin M1 modeli. Aracımızı şöyle alalım, yerine koyalım. İkinci aracımız 1992 model BMW M3. Bu araçların sesini gerçekten duymanızı isterim ki bu araca gerçeğine ben bindim. Daha önceki videolarımda da 1.18 yolu çekti. Sizi çekmiştik. Ya kusura bakmayın, biraz rahatsızım, o yüzden bazen gıcık olabiliyor. Bunun da kutusunu açalım arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda. Şimdi bu seri çok nadir. Toplanması çok zor. Ve ülkemizde az bulunan bir seri. Yurt dışında var. eBay'da, Amazon'da falan bunları bulabiliyorsunuz ama yaklaşık işte fiyatları biraz yüksek diğer Hotwheels olanların modellerine göre. Şimdi 92 M3, E39 M3, şakal kasa delikleri dediğimiz M3. Aracın rengi efsane. Beyaz. BMW'nin klasik kırmızı ve mavi şeritleri çekilmiş. Ön tarafında çift var, altta sis var. Burada böbreklerin detayını görüyorsunuz. İlk BMW böbreklerinin başlangıcı diyebiliriz. M aynalar o zamanki tabii ki. Biraz önce M1 modelinde yoktu.
M logosu. Hatmis'in yine burada bir ufak çıkarmasını görüyorsunuz. Junk'lara şöyle baktığımızda siyah beyaz offset yapılmış arkadaşlar. Buradaki marshmallow'lardaki M logosu dikkati çekiyor. Aracın önce ve şeritlerin arkaya kadar, mavi ve kırmızı şeritlerin arkaya kadar gitmesi de hoş. Araç gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Yani BMW'nin en sevdiği modellerinden bence. Motor sesi, aksesuar en çok yakışan model diyebiliriz. Üçüncü aracımız E36 M3 Race modeli arkadaşlar. Bu E46 herhalde olarak geçiyor. Bunu da şimdi bakalım. Tekrar özür dilerim. Bazen bu kutular çok kolay açılıyor, bazen de açılıyor. Şimdi bu da arkadaşlar M3 Race modelimiz. Yani bu araca diyecek bir şeyim yok. Çok güzel hazırlanmış, renk efsane seçilmiş. Biraz zoom yaptığımızda Spark'a, Brembo ve Bilstein'in sponsorluğu yapılmış. BMW'nin klasik kırmızı mavi beyaz logosu konmuş. Toya Trace'in reklamı alınmış. 36 kapı numarası verilmiş. Jantlar beyaz offsetlenmiş. Yani var da var arkadaşlar. Arka spoiler efsane bir şekilde yerine konmuş. Kapı kolları çalışılmış. Yani araba çok güzel çalışılmış bence. M logosu dikkatleri çekiyor. Pardon, BMW logosu dikkatleri çekiyor. Izgara gördüğünüz gibi diğer M modelimize göre biraz daha büyüdü burada böbrekler. Biraz daha büyüdü. Arkadaşlar şöyle arkasına baktığımızda yani diyecek bir şey bulamadığım araçlardan bir tanesi. Şuradan detaylar daha iyi gösteriyor. Işıkla ilgili bir sorunum var. Ya hava Ankara'da kapalı. Yani bazen işte açıyor, bazen açmıyor. Biraz önce çekmeye çalıştım. Güneş vardı çekerek. Şimdi güneş yok. Karanlıkta kaldık. Yani diyecek bir şey yok arkadaşlar arabaya. Efsane. Bunun sesi mesela bu biraz daha şu M3 modelimiz biraz daha böyle güçlü bir ses verirken bu biraz daha böyle motorundan gelen ince bir vızıltıyla çalışır. Dördüncü aracımız bir klasiğimiz. 2002 modeli. Bu modelin normal serisi de var arkadaşlar. Bende 2002 normal seri. Şimdi BMW Hatmis bir normal çıkartıyor. Az bir şekilde BMW serisi çıkardı ama bu şekilde değil. Daha detaysız onlar. Daha normal hani satılan türlerden. Bu sadece gördüğünüz gibi zaten hani burada da yürüyorsunuz. BMW yazısıyla çıkan bir seri. Arkadaşlar 2002 modeli BMW'nin klasik modellerinden bir tanesidir. Çok detaylı. Bendeki diğer 2002 ile gösterirdim size ama şu an yanımda diye kalkıp da gitmek istemiyorum. Ona göre çok detay var arkadaşlar araçta. Şimdi aracın rengi yeşil, ördek başı yeşili, çimen yeşili, koyu yeşil gibi isimlendirebiliriz. Güzel bir renk. Sarı bir şerit çalışması yapılmış. Jantlar siyah, sarı yine offset yapılmış. İki kapı numarasıyla isimlendirilmiş. Hatmis ismi logosu var. Goodyear sponsor olmuş. Arkada yine farlar, arka stoplar burada. Ufak bir egzoz çıkışımız var. İçeriye baktığımızda detaylar az bir şekilde belli oluyor. Önden görüntüsü burada böbrekler burada diğerlerine göre daha küçük.
İki bu sefer rakamsal olarak farklı yere ve değişik bir şekilde konmuş. Yani harika bir klasik. Harika bir klasik arkadaşlar. Çok güzel. Seriye çalışmışlar. Özen göstermişler arkadaşlar. Bulabilirsiniz alın bence. Ve M3 GT2 modelimiz. 5. aracımız. 8 seriden oluşuyor. Demiştik. 5. aracımız. M3 GT2. Yani bu araç biraz daha böyle tabii pistlerde görebileceğimiz bir araç. Normal sokakta bu aracı görebiliriz. Bakalım. Ben de ilk defa işte kutusunu açıyorum. Dediğim gibi uzun süreden beri kutusunda duruyor. Ama bir türlü açmak nasip olmamıştı. Arkadaşlar içinin detayı olağanüstü. Olağanüstü. Şu anda hani dediğim gibi daha önceden görmedim, açmadım. Şimdi elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalışacağım şimdi içinin detayı. Şimdi biraz zoomlayıp. Bakın. Şuraya baktığımızda, gördüğümüzde bu güvenlik bariyerleri, hani iç kafes. Şimdi bu araç pistlerde yarış alanı olduğu için takla attığında zarar görmesin içindeki sürücü diye böyle bir kafes yapılıyor. O kafesi işlemişler. Yarış arabası olduğu için ağırlık olmasın diye tek koltuk konmuş. Tek koltuk konmuş. Güzel bir çalışma yapılmış. Arka taraflar boşaltılmış, hani ağırlıklarından kaçınılmış. Şimdi araca baktığınızda M-Power yazısı her zaman gibi harika duruyor. Yine aracımızın rengi koyu cahatta, çok koyu da değil de sedefli mavi lacivertimsi bir renk. Buraya da yine klasik çizgilerden beyaz hariç kırmızı ve açık mavi ile çalışılmış. 12 kapı numarası verilmiş. Cahatlar harika. Şöyle baktığımızda beyaz offset var. Sadece pistler için yapıldığı için arka spoiler rüzgarlığı biraz büyük ve nedense, yani anlam veremedim bence ama güzel değil yani, hani bu arabaya daha farklı çalışabilirdi Hotwheels. Hotwheels Stage logoyu buraya yapıştırmış. Detay şurada, görüyorsunuz stoplar. M-Power logosu önde, BMW logosu önde. Motor havalandırma yerleri burada. Bak detay biraz daha çıktı içeride. Sırf yarış arabası olarak yapılmış arkadaşlar. İçeriye baktığınızda görüyorsunuz. Şöyle zoomlayayım. Detayı görüyorsunuz. Gerçekten güzel çalışmışlar. Arabaya güzel çalışmışlar. Sadece şu arka spoiler rengi de güzel değil. Yani de plastik bir havası var, yani plastik havası yok, plastik yani, bence bilmiyorum, garip duruyor. Arkadaşlar 6. aracımız yine bir M3 ama klasik, normal şehirde yürürken, gezerken, dolaşırken göreceğimiz bir M3. En güzel M3'lerden bir tanesi bence. Rengi harika. Jantlar tabii biraz bana göre bozuk. Şimdi bunu da bir açalım, kutudan çıkartalım, bakalım nasıl bir çalışma yapmış. Şimdi şöyle dışarıda detay, detay bayağı var. Detay bayağı var ama hani nasıl ben size zoomlarım, nasıl gösteririm bilemiyorum. Detay bayağı var. Şöyle bir yaklaştırdığımda arka koltuk başlıklarını görüyorsunuz. Yani fazla tabii olmuyor. Şimdi sanırım karbon havası katılmaya çalışıldı. Karbon kaput yapıldı bu araçta. Havalandırma hızlarını görüyorsunuz. Sanki böyle bir canavar modeli gibi, canavar gibi böyle bir buradan çıkmış. Yani BMW logosunu o siyah mat olan yere yapıştırmış. Böbrekler gayet hoş, büyük, diğerlerine göre çift farlar. Siyah mat kaplama ve yanında kırmızı şerit.
Bu anten tabi diğer modellerde yok. Burada balık sırtı dediğimiz anteni görüyorsunuz. Benzin deposu, egzoz çıkışları harika. Harika yani. Stoplar. Yandaki yine klasik çizgimiz kırmızı ve siyah arkadaşlar, çalışılmış bu sefer üç renkte. Jantlar parlak off jant ama ben sevmedim, daha güzel bir jant olabilirdi. Daha da güzel olabilirdi arkadaşlar. Yani arabanın kendisini ben çok severim ama bu biraz daha güzel olabilirmişti. Atmosfer daha iyi yapabilirdi. Bence benim fikrim. Yedinci aracımız MZ4 modeli. Arkadaşlar biraz oturaklı bana geliyor. Ön uzun, arkası basık. Kullanmak istediğim bir model. Yani şöyle baktığımızda aslında bir Viper'ı, Dodge Viper'ı andırıyor ama alakası yok. Şimdi aracın rengi, aa bunda da detaylar harika. Bunda da detaylar harika. Tebrik ediyorum. Hot Wheels'i gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmış bu seriye. Şimdi şurada önden başlayalım. Görüyorsunuz şurada harika bir karlık var. Harika. Izgara ve böbrekler güzel işlenmiş. Renk koyu, mat, kırçıllı gri. Kırmızı ve siyah işleme yapılmış. Kapı numarası 4. BMW logosunu buraya koymuş bu sefer. Hem yana hem öne. Havalandırma girişleri. Antenimiz balık sırtı. Jantlar siyah, kırmızı, offset var. Harika duruyor. Gerçekten güzel çalışmış. Şöyle jantları, evet şimdi ışığı daha iyi yakaladık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Artlist armasını yapıştırmış. Şimdi şöyle geldiğimde yani şuradan şöyle mi olur? Şöyle mi olur? Evet, şurada detay belli. İçeride bu aracımızda pist aracı, yarış aracı olduğu için tek koltuğa düşürülmüş. Arkada kafes yapılmış, koruma kafesi. Sürücüyü korusun diye. Şöyle daha nasıl yakalayabilirim diye. Koltuk efsane spor bir koltuk konmuş. Şuradan detaylarını görebilirsiniz. Arkadaki şu parçası, onu bilemedim. Egzozlar yanında iki tane. Şöyle detaya baktım, şu parçayı bilemedim ne olduğunu. Spoiler harika duruyor. Diğerine göre yani şuna göre çok güzel. Şurada yine detaylar biraz belli. 04 kapı numarası verilmiş. Çok güzel bir araba olmuş tabii. Gerçekten yani. Ya şu jantı olmamış arkadaşlar. Olmamış ya. Olmadı da olmadı diyeceğiz. Şimdi son serimizin son modeli. Bunun normal BMW K1300R modelinin bir kutu açılımını yapmıştım. Videosu da var YouTube kanalımızda. Ama o BMW serisinin değildi. Yine BMW markasının da ama BMW serisinin değildi. Farklarına bakalım. Bunu da bir kutusunu açalım. Şimdi arkadaşlar, eğer beni Instagram kanalından takip etmiyorsanız edin. Edin ki paylaştığım resimleri görün. Görün ki bu K1300R ile diğer K1300R'ın arasındaki farkı paylaştığımda siz de görün. Yani diğerinin alakası yok. Ya bu bildiğin motor olmuş ya. Bildiğin motor. Bakar mısın? Siyah komple boya, parlak nikelajlı benzin deposu ve ön konsol, egzoz çıkışı, yine gri çalışılmış bir ön, artık neyse adı bilemedim. Diskler,
Ya araba çok şey, motosiklet çok güzel ya. Diğerinden kat kat güzel. Yani hani model baskı olarak aynı. BMW logosunu buraya koymuş. Evet, debriyaj, fren, farlar iki tane. Çok güzel olmuş, takdir ettim. Teşekkür ederim Atlas'a. Evet, buraya da zaten koymuş abi, baba ismini yapıştırmış Atlas. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Uzun süreden beri açmadığım ama artık daha fazla dayanamadığım aracı nereden? Aracılarımızı açtık. 8 adetten oluşan BMW Hotwheels BMW M serisini sizler için kutu açılımını yaptık ve teker teker inceledik. Bizleri YouTube kanalımızdan bir takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram kanalımız hepsi orada yazıyor. Onları takip etmeyi unutmayın. Bize vermiş olduğunuz destekler size bir şekilde geri dönecektir. Hepinize hoşça kalın. Tekrar söylüyorum, merak ettiğiniz model varsa yazın. Elimizden geldiği kadar incelemeye çalışalım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.